Merhaba, iyi günler. Bugün Fethullah Gülen'in ve cemaatinin son dönemde peş peşe yaptığı 5 temel stratejik hatayı kendimce değerlendirmek istiyorum. Aslında bu rakam daha da arttırılabilir ama en önemlilerinden, bana göre en önemlilerinden 5'ini çıkardım. Yıllardır bu hareketi bir gazeteci olarak dışarıdan izlemeye çalışan birisiyim. 1985 yılından beri ve o zamandan bu zamana bu hareketi alabildiğine yakından ve eleştirel bir şekilde, yakından derken ama aynı zamanda bir belli bir mesafeyi koruyarak eleştirel bir şekilde izlemeye çalışıyorum. Şunu öncelikle söyleyeyim, Fethullah Gülen'in 40 yılı aşkın süre içerisinde gerçekleştirdiği şey aslında büyük bir başarı. İzmir'de küçük bir yerde, bir cami etrafında başlayan, birkaç öğrenciyle başlayan hareketten küresel bir harekete dönüştü, şebekeye dönüştü. 150'yi aşkın ülkede okulları ve ticari faaliyetleri olduğu biliniyor. Türkiye'de yakın bir zamana kadar çok güçlüydü ama 15 Temmuz'dan sonra çok büyük darbeler aldı. En azından şunu biliyoruz, 1000'i aşkın okulu, cemaatin dershanesi okulu, 10'a aşkın üniversitesi bir günde kapatıldı. 1000'i aşkın okul demek gerçekten bu olayın gücünü gösteriyor. Nasıl büyük bir harekete dönüşmüş olduğunu gösteriyor ve bu hareketi, bu dönüşümünde birinci derecede etkili olan ana aktör kesinlikle Fethullah Gülen. Ama Fethullah Gülen'in özellikle son 5 yıldır diyelim peş peşe çok önemli hatalar yaptığını görüyoruz ve bu hatalar hareketinin en azından Türkiye'de çok büyük yıkıma uğramasına yol açtı ve uluslararası alanda da özellikle Batı dünyasında da durumunun çok sağlam olmadığını söyleyebiliriz. Şimdilik idare ediyor gözüküyor ama bu ne kadar böyle sürer belli değil. Dolayısıyla büyük bir yükseliş ve ardından yaşanan büyük bir çöküş öyküsünü görüyoruz. Buradaki temel hataları sıralamaya gelince öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk olarak diğer cemaatlerle yan yana durmamaya özen gösterdi. Burada kastım aslında Fethullah Gülen'in ve cemaatinin bugün Türkiye'de diğer cemaatlerden yardım alsa, destek alsa şu haliyle kendini kurtarabilmesi zaten mümkün değildi. Ama öteden beri bu hareketin ve Gülen'in yaptığı çok önemli bir husus var. Kendini Türkiye'deki var olan İslami mahalle diyelim ya da kesim diyelim, bu kesimden ayrı bir yere oturttu. Gücünü bunlardan farklı bir yerde olmakla kazandı. Ama ve öyle de güçlendi ki onlardan mesafe koyarak önü çok daha fazla açıldı. Çünkü onların bir takım kronikleşmiş yanlışlarından toplumun ve uluslararası odakların onlara karşı mesafelerinden arınmış oldu. Bu onun için büyük bir avantajdı. Ama buna bağlı olarak da giderek diğer cemaatleri marjinalleştirdi ve kendisi Türkiye'de İslami kesimde bir nevi tekel oluşturdu. Bu özellikle eğitim alanında ve medya alanında gerçekten diğerlerini ezdi geçti. Bu yükseliş dönemlerine özgü bir olaydı ama ilk ciddi kriz anında ki Tayyip Erdoğan'la AKP iktidarıyla savaşmaya başladığı andan itibaren her türlü desteğe ihtiyacı doğdu. Özellikle de dindar kesimlerden destek alması gerekiyordu. Ama hemen hemen hiçbir ciddi kayda değer destek alamadı. Yanında kimseyi bulamadı. Dindarlardan bulamadı ama dindar olarak tarif edilemeyecek olan siyasi yelpazenin başka yerlerindeki kesimlerle Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir takım ittifaklar kurmaya çalıştı. Kimisi olur gibi oldu ama bunlar da büyük ölçüde başarılı olamadı. Dolayısıyla başta var olan kendini diğer İslami kesimi, diğer kesim, diğer gruplarından ayırma, onlara yukarıdan bakma tutumu avantajken çok büyük bir dezavantaja dönüştü. Ve bu saatten sonra da artık zaten kimse Gülen cemaatine ve Fethullah Gülen'in kendisine yardım etme durumunda değil, geçmişten dolayı. Bir de tabii bugün var. Bugün de karşısında çok şiddetli bir siyasi iktidar baskısı var.
Gülen cemaatine ve Fethullah Gülen'e yardım etmek, onun yanında durmak isteyenlerin çok ağır bir bedel ödemeyi göz önüne alması gerekiyor. Bu Fethullah Gülen uğruna bedel ödenecek birisi değil. Diğer dindar kesimlerin ve cemaatlerin nezdinde. Dolayısıyla bu yalnızlaşma, bilinçli, iradi yalnızlaşma Fethullah Gülen'in AKP ile savaşında yapayalnız kalması ve bu savaşta çok büyük darbeler alması, yaralar almasına neden oldu. İkinci olarak AKP ile kurmuş olduğu 2007 sonrasında özellikle bunu yaşadık. İttifak sırasında kendi hesaplarını görmeye kalkıştı. Şimdi geçenlerde verdiği, hep yabancı basına konuşuyor biliyorsunuz Fethullah Gülen, bir demeçte, bir röportajda biz ittifak falan kurmadık diyor ama kurduğu basbayağı bir ittifaktı. Ergenekon, Balyoz gibi süreçlerde AKP ile birlikte çok ciddi bir şekilde birlikte hareket ettiler. Şimdi AKP ile ittifakı sırasında kendi hesaplarını görmeye kalkıştı derken neyi kastediyorum? Öncelikle Türkan Saylan olayını kastediyorum. Türkan Saylan, AKP iktidarının doğrudan çok fazla derdi olmayan bir şahıstı ve onun kurumu olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Tabii ki AKP yöneticileri ve AKP tabanının haz ettiği insanlar değildi bunlar ama bir düşman olarak da görmüyorlardı. Ama bir baktık Ergenekon'un önemli bir anında Türkan Saylan, ki hasta, kanser tedavisi gördüğü sırada evine geldiler polisler. Yani aslında çok net biliyoruz, Fethullahçı polisler, Fethullahçı savcıların hazırladığı fezlekelerle almaya geldiler, alamadılar diyelim. Özetle böyle oldu. Bu neydi? Fethullah Gülen'in, cemaatin eğitim alanındaki bir rakibiydi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve bu rakibini tasfiye etmek istedi ve bunu yaparken de onu Ergenekon'la ilişkilendirmek istedi. Şimdi AKP iktidarının Ergenekon davasıyla beraber askeri vesayeti sonlandırmak ve hükümet oldu, devlet olamadı imajını ortadan kaldırmak gibi bir derdi vardı. Yani gerçekten ülkede derin devlet diye adlandırılan yapıyla bir mücadele iddiası vardı. Ve bu anlamda bir takım isimlerin, eski askerlerin ve onlarla ilişkili bir takım mafyavari unsurların alınması AKP'nin de pek fazlasıyla işine geliyordu. Ama Türkan Saylan olayıyla beraber bir başka olay çıktı karşımıza, realite çıktı karşımıza. Gülen cemaati AKP ile beraber askeri vesayeti sonlandırıyoruz havasındayken kendi hesaplarını da, kişisel hesaplarını da görmeye başladı. Ardından biliyorsunuz Ahmet Şık, Nedim Şener olayını yaşadık. O iki gazeteci arkadaşımız da cemaatin ayrı ayrı nefret ettiği, yazdıkları kitaplar, araştırmalar nedeniyle cemaatin tasfiye etmek istediği iki kişiydi. Ve bunları da Oda TV davası üzerinden Ergenekon'a bağlama komplosu, kumpası kurdular. Ve bu dava aslında bütün o dönemdeki davaların gidişatını çok derinden etkiledi. Özellikle uluslararası kamuoyunda çok büyük sorulara yol açtı. Basın özgürlüğü konusunda, kitap toplatılması vesaire. Ve burada tabii ki uluslararası kamuoyunun ve Türkiye'deki kamuoyunun birinci derecede muhatabı ülkeyi yönetenler oldu. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. Bu AKP'yi zor durumda bıraktı ve onların zaten Ahmet ve Nedim'le uğraşmak gibi bir dertleri yoktu. Kucaklarında bir bomba buldular. Bir diğer husus da Hanefi Avcı olayıdır. Yine benzer bir olay olarak bakarsak Hanefi Avcı da tek kelimeyle cemaate savaş açtığı için cemaat tarafından hiç alakası olmayan bir şekilde devrimci karargah davasıyla, ardından Oda TV ile ilişkilendirildi ve uzun bir süre hapis yatırıldı. Bu da cemaatin kendi işini görmesiydi. Bu zaten Adalet ve Kalkınma Partisi ile kurulmuş olan ama başından beri güvene dayalı olmayan, çıkara dayalı olan o ittifakı çok ciddi bir şekilde sarstı. Ve AKP çevrelerinde özellikle cemaatin devlette kazandığı güçle, poliste, yargıda ve sonra çok daha net görüldüğü gibi orduda kazandığı güçle kendini ayrı bir yere koyup devlet içi devlet havasına girmesi AKP'yi çok ciddi bir şekilde endişelendirdi ve ondan sonra da zaten
çözülme süreçlerini de beraberinde gördük. Üçüncü olarak Erdoğan'ın gücünü Fethullah Gülen küçümseyip kendi gücünü çok abarttı. Bunun örnekleri çoktur. İlk örnek tabii ki MİT krizidir. MİT krizinde aslında bir yoklama gibi kaldı bu. Hakan Fidan'ı içeri atmak istediler, atamadılar. Tayyip Erdoğan o andan itibaren aslında hedef bendim, benim dedi. Buna rağmen ittifak dağılmadı. Orada Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi davalardaki organizasyonu bu sefer hükümete yönelik yapabileceği yanılgısına kapıldı Fethullah Gülen. Yani Tayyip Erdoğan'la beraber, AKP iktidarıyla beraber Ergenekon'a atfettikleri kişileri gözaltına almak, yargılamak kolaydı. Ama Tayyip Erdoğan'ın bir tür sağ kolu gibi olan insanı Tayyip Erdoğan'a rağmen almak hiç de kolay olmadı. Ve zaten çok hızlı bir şekilde bu olay bertaraf edildi ve o andan itibaren zaten yollar ayrılmaya başlandı. Nitekim dershanelerin kapatma kararıyla da karşı hamlesini AKP bir iki yıl sonra yapmaya kalktı ve o da zaten her şeyin bir nevi başlangıcı oldu. Bu olayın kendi gücünü abartıp Erdoğan'ın gücünü küçümsemesinin en çarpıcı örneği 17-25 Aralık'tır. Burada gerçekten o kadar hazırlanmış dosyalar, 17 Aralık ve 25 Aralık dosyaları bir de ardından gelecek olan ama gelemeyen selam tevhid casusluk olayı ki orada AKP'nin birçok önde gelen ismi doğrudan İran casusluğuyla suçlanacaktı. Bu üç soruşturmayla birlikte Tayyip Erdoğan'ı devireceğini düşündü Fethullah Gülen. Ona göre hesaplarını yaptı. Aslında ince hesaplar yapılmıştı ama hesaplanmayan bir şey Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık'ın hemen ardından çok hızlı bir şekilde kendini koruma refleksiyle bunu bertaraf edebileceğini hesaplamamıştı. 17 Aralık'ta olmasa bile 25 Aralık'ta kesinlikle Tayyip Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi, hatta ülkeyi terk etmesi gibi beklentiler, hesaplar vardı. O dönemleri hatırlayacak olursanız özellikle cemaatin sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda hep bu işleniyordu. Ama 17 Aralık yapıldı ama 25 Aralık yapılamadı. Savcı kapının önünde fezlekesini okumakta bile zorlandı hatırlıyorsunuz. Selam tevhid davası açılamadı bile ciddi anlamda. Orada çok büyük bir hesap hatası yaptı. Aslında çok ince bir şeydi bu. Tayyip Erdoğan orada gerçekten Fethullah Gülen'in hesapladığı gibi olsaydı iktidarı kaybedebilirdi. Pekala kaybedebilirdi ve yerine ne gelirdi kestirmek mümkün değil. Benzer olayı 15 Temmuz'da da gördük. 15 Temmuz'da da 17-25 Aralık'ta yargı üzerinden denediğini 15 Temmuz'da bu sefer ordu üzerinden denedi ve yine kendi hesaplarını, ordunun önemli bir kısmını denetliyor olmayı, kontrol altında tutuyor olmayı vesaire, polisin içerisinde hala çok ciddi bir şekilde güçlü olmasını, yargıyı büyük ölçüde denetliyor olmasını hesaba katarak ve Tayyip Erdoğan'ın da o sırada tatilde olduğunu hesaba katarak bunu başaracağını düşündü ama yine olmadı. Yani burada çok ciddi bir şekilde bir güç zehirlenmesi diye bir laf var. Doğru bir laf mıdır tam bilmiyorum ama kendini böyle bir konumda gördü. Kendisini çok önemsedi. Çünkü şunu çok net biliyoruz. Bütün yıllardır onun söylediklerini, yazdıklarını, vaazlarını, kitaplarını vesaire okuyan birisi olarak ilk andan itibaren gördüğüm bir kere kendine çok güvenen, çok beğenen birisidir. Her ne kadar tevazu ile konuşuyor gibi yapsa da aslında Fethullah Gülen benzer insanların tümünde olduğu gibi egosu çok yüksek birisidir ve burada da egosunun kurbanı olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce de söylemiştim, Fethullah Gülen'in hakikaten bir olumlu anlamda kullanmamış olabilir ama bir dehası var. Yani gerçekten bu 40 yılı aşkın süre içerisinde bu hareketi bu noktaya getirebilmiş olması herkesin yapabileceği bir şey değil. Ama buna çok fazla güvendi ve karşısındakileri kendisini çok altında görerek
özellikle de Tayyip Erdoğan'ı çok altında görerek kolaylıkla halledebileceğini düşündü ve yanıldı. Dördüncü olarak Batı'ya fazla güvendi. Şimdi şunu çok net biliyoruz. Hala böyle, 15 Temmuz'a rağmen böyle, Batı'da Tayyip Erdoğan sevilmiyor, Fethullah Gülen tercih ediliyor. Bunun evveliyatı var. Fethullah Gülen zaten kendini ılımlı İslam, Batı'nın aradığı ılımlı İslam'ın küresel bir sözcüsü olarak pazarladı ve bayağı da etkili oldu. Bu konuda çok büyük faaliyetler yürüttü. Üniversitelerde, uluslararası kuruluşlarda, think tanklerde vesaire ve kendine çok ciddi bir lobi yaptı. Okulları bu anlamda çok etkili oldu ve çok parlak bir imajı var. Öte yandan Tayyip Erdoğan özellikle One Minute kriziyle beraber yaşanan süreçten itibaren, Arap Baharı ile beraber, sonra Suriye Savaşı ile beraber, Batı ile, Avrupa Birliği ile işlerin kötüye gitmesiyle beraber Batı ile yolları giderek ayrıldı. Ve dolayısıyla birisi Batı tarafından ne kadar benimseniyorsa ötekisi de o kadar dışlanmaya başladı. Ama ve dolayısıyla Fethullah Gülen buna özellikle 15 Temmuz'da buna çok güvendi. 17-25 Aralık'ta da güvendi ama 15 Temmuz'da buna çok güvendi. Nasıl olsa Batılıların kim olursa olsun Tayyip Erdoğan'dan kötü olmaz düşüncesiyle hareket edeceğini düşündü. Eğer başarılı olsaydı darbe girişimi bu hesabı tutabilirdi. Yani darbeyi başarılı olup Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi, belki AKP'den bir takım unsurlar yine iş başında kalırdı ama Erdoğan iktidarını bertaraf etmiş olsaydı belki de hakikaten hesabı tutabilirdi ve Batı'dan birçok kişi ne yapalım zaten Tayyip Erdoğan da çok da iyi değildi, biraz bekleyelim bakalım, kredi verelim, Mısır'da Sisi'ye yaptıkları gibi yapabilirdi. Ama başarısız olduktan sonra bu hesap artık çok fazla bir işe yaramıyor. En fazla kendisinin Amerika'daki ikametini belki uzatır. Çünkü Batı dünyası Türkiye ile olan ilişkilerini doğal olarak çıkarları üzerine kuruyor. Çok önemli meseleler var. Suriye gibi, Orta Doğu gibi, IŞİD gibi meseleler var ve kimse, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, kimse Türkiye'yi yok sayamaz. Türkiye'ye rağmen oralarda bir şeyler yapmaya gitmek istemez. Türkiye'de de şu anda iktidarda Tayyip Erdoğan olduğu için ve iktidarını değişik meydan okumalara rağmen korumayı bildiği için ve 15 Temmuz'la beraber yediği darbeye rağmen daha da iktidarını güçlendirdiği için sonuç olarak onunla iş görmeye, beraber çalışmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla şu anda Batı, Fethullah Gülen'in en fazla varlığını sürdürmesine yardımcı olabilir. Ama Fethullah Gülen'in eski günlerine dönmesinde Batı çok fazla ona yardımcı olacak değil. Çünkü Batı kendi çıkarlarını düşünerek Türkiye'deki mevcut iktidar varlığını sürdürdüğü müddetçe Fethullah Gülen'le olan ilişkilerini belli noktalarda sınırlı tutmak isteyecektir diye düşünüyorum. En son olarak oluşturduğu saadet zincirinin hiç kopmayacağını düşündü Fethullah Gülen. Bunu geçtiğimiz günlerde Medyascope'da yayınlanan bir yazımda bu saadet zincirini anlattım. Yani yazıyı olduğu gibi size tekrar söyleyecek değilim ama şunu özellikle söyleyeyim. Genellikle dava olan hareketlerde insanlar kendilerini feda ederler. Gerekirse ölümü göze alırlar. Maddi imkanlarını feda ederler, özgürlüklerini feda ederler vesaire ve vermek üzerine kuruludur. Ama Fethullah Gülen'in başarısının en büyük sırrı bir şeyler verenlere kendisi de bir şeyler verdi. Çok geniş imkanlar sağladı. Okullar vesaire üzerinden ve kendi oluşturduğu stratejiyle beraber küçük yaşta cemaate katılan insanlar Fethullah Gülen cemaati içerisinde okuma, üniversite mezunu olma, daha sonra iş bulma, iş bulduktan sonra özellikle devlette hızla yükselme gibi imkanlara sahip oldular. Ve bir nevi bir orta sınıf oluşturdu. Yani yazıda da söylemiştim, Türkiye gibi yoksul işsizliğin yüksek olduğu bir ülkede Fethullah Gülen cemaatine mensup olup da, eli ayağı tutup da işsiz olan kimse yoktur.
Ve bunlar da Türkiye ortalamasının büyük bir kısmı, Türkiye ortalamasının ya da bulundukları diyelim ki Anadolu'nun bir şehri, Kırşehir ya da Malatya. Bulundukları yerin ortalamasında ve en azından ortalamanın üstünde hayat şartlarına sahip olan insanlardır. Yani Fethullah Gülen cemaati, insanların ceplerinden sürekli verdiği, kendilerini sürekli adadıkları, sürekli fedakarlık ettikleri bir hareket değildi. Genellikle bir şeylere kendilerini adıyorlardı, adıyorlar ama bir şeyler de elde ediyorlardı. Yani imtiyazlı bir hareket bu. Bu insanların ayrıcalıkları var. Ordu da hızla yükseliyor, polis de hızla yükseliyor. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu onların denetiminde olduğu için cemaatin savcıları, yargıçları en iyi yerlere gelebiliyor. Mesela Zekeriya Öz denen kişi zamanında Anadolu'da bir yerde savcılık yapmışken Türkiye'nin en önemli davalarının birisine sanki çok parlak birisiymiş gibi paraşütle getirildi. Ve hatta ona da birileri bunun sanki büyük bir başarı öyküsüymüş gibi yaptılar. Halbuki o bir cemaatin devlet içerisindeki yapılanmasının ortak ürününün bir parçasıydı. Ama heykelini dikmeye kalkanlar bile oldu ki o heykelini dikmeye kalkanların büyük bir kısmı şimdi biliyorsunuz FETÖ düşmanı oldu. Onu da bir parantez içerisinde belirtelim. Bu saadet zincirinin bir başka özelliği şöyle mesela. Öyle bir gücü vardı ki bu cemaatin yakın bir zamana kadar sıradan bir polis memurundan en üste diyelim ki Yargıtay'ın en üst kuruluna kadar. Yani bir suç soruşturmasında bir polis memurunun başlattığı soruşturmada onun amiri, onun üstü, emniyet müdürü, sonra yargı, yargıda savcı, hakim, daha sonra Yargıtay vesaire. Bütün bu bir zincirdir. Ve bu zincirin bir yerinde bir haksızlık vesaire varsa teorik olarak devlet, hukuk devletinde bir yerde bu zincir kopar. Yani bir kumpas kurulmuşsa diyelim ki bir polis memuru bir vatandaşa bir kumpas kuruyor. O bir yerde amiri görmese başkası, o savcı yoksa yargıç yoksa Yargıtay vesaire bunu bir yerden bozabilir. Ama öyle bir yapı kurmuşlardı ki özellikle Ergenekon balyoz süreçlerinde bunu görüyoruz. Zincirin bütün halkaları cemaat tarafından denetleniyordu. Yani yargılanan kişilerin avukatları, onlara destek veren sivil toplum kuruluşları, medya vesaire bu zinciri hiçbir yerde esnetemiyordu. Bugün anlatıyor herkes, özellikle balyoz davası ile ilgili anlatılar var. Mahkemelerde uyuyan yargıçlar, herkese aynı şeyleri otomatik olarak copy paste'le iddianame yazan savcılar vesaire falan. Ama bütün bunlarla çok büyük, Türkiye'de çok büyük operasyonlar yapıldı, çok büyük yargılamalar yapıldı. Bu zincir koptu. Şimdi bu zincir koptu. Fethullah Gülen'in en büyük hatası bu zincirin ilelebet süreceğini sanmasıydı. Bir de bu zinciri kimsenin kopartmaya cesaret edemeyeceğini sanmasıydı. Şöyle bir örnek verelim. 28 Şubat yaşamış bir Türkiye'yiz. 28 Şubat sürecinde askerler İslami gruplara karşı çok sınırlı ölçüde darbe indirdiler. Şirketlere el koyma, kayyım atama, yüzlerce binlerce kişiyi işten çıkarma böyle şeylere tanık olmadık. 28 Şubat'ta devlette, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, maliyede, poliste, orduda Fethullahçı yok muydu? Vardı cemaatle ilgili ya da başka cemaatlerden insan. Ama bütün bunlar belli ölçüde kurallarıyla gitti. Buna rağmen 28 Şubat çok ciddi tepki çekti haklı olarak. Şimdi yaşanana bakalım. Şimdi özellikle 15 Temmuz'dan, 17-25 Aralık'tan sonra da oldu ama 15 Temmuz'dan sonra binlerce insan hiçbir savunmaları bile alınmadan işlerinden oldular, cezaevlerine konuldular vesaire. Bunun Türkiye'de yapsa yapsa Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan yapabilirdi. Diyelim ki CHP iktidarda olsaydı bunun binde birini bile yapamazdı. Bu yapmaya kalktığı andan itibaren İslam düşmanı, din düşmanı olarak yaftalanır ve çok büyük gerginliklere yol açardı. Ama AKP ile beraber ve Tayyip Erdoğan'la beraber bu olmuyor. Tam tersine Gülen cemaatinin ve Fethullah Gülen'in kendisinin İslam'la ilişkili olmadığı, İslam düşmanı olduğu yolunda propagandalar ön plana çıkıyor. İşte bunu hiç hesaplayamadı. Fethullah Gülen Türkiye'deki
Cumhuriyet rejiminin değişik dönemlerde dindarlara yönelik bir takım olumsuz uygulamalarının doğurmuş olduğu tepkilere bakarak kendi yapılanmasına karşı devletten gelebilecek saldırıların, baskıların hep belli bir yerde kalabileceğini sandı. Bu günleri böyle hesaplamadı. Bu çok önemli. İkincisi de bu zincirin asla kopacağını sanmadı. Bir yerden kopsa bile başka yerden tamir edeceğini düşündü. Böyle bir topyekün savaşı hesaba katmadı. Ama sonunda bu oldu. Şimdi ne oluyor? Çok sayıda insan cezaevinde. İşlerinden olan insan var. Aileleriyle beraber on binlerce insan şu anda önünü göremiyor. Yakın geleceğini göremiyor. Orta vadeyi de göremiyor. Yurt dışına kaçanların, geride kalan aileleri zor durumda. Yurt dışına kaçanların ne kadar oralarda ne yapabilecekleri çok belirli değil. Cemaatin imkanları, yurt dışındaki imkanları sonsuz değil. Yurt dışındaki imkanları var tabii. Ama bunlar büyük ölçüde Türkiye'deki imkanlarla koordineli bir şekilde vardı. Ama Türkiye'deki şirketlere el konuldu, okullar kapatıldı vesaire ve şu anda yurt dışındaki imkanlar sonuna kadar bu boşluğu doldurmak için kullanılacak ve çok zor durumda kalacaklar. Ve bu dolayısıyla ilk defa tarihinde, belki ilk zamanlarında olduğu gibi tekrar Gülen cemaatinde olmak, Gülen'i takip eden, Gülen takipçisi olmak tamamen fedakarlık gerektiren bir durum haline geldi. Bu öyle kolay bir şey değil. 40 yılda oluşmuş olan ayrıcalıklarını kaybetmeleri ve bunu kabullenebilmeleri kolay değil. Mahkemeler başladığında göreceğiz. Orada değişik dönemlerde, değişik kurumlarda üst düzey görevlere gelmiş bir takım subaylar, yargı mensupları, polisler vesaireler kalkıp o uzun sürecek olduğu anlaşılan tutukluluk günlerinde ve ağır ceza talepleri karşısında ve maddi imkansızlıklarla belki avukat bulmakta zorlanacaklar, aileleri zaten dışarıda zor durumda vesaire. Bütün bunlara cemaat nasıl yetişecek ve bunun sonucunda doğacak olan travmalarla nasıl baş edecek? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu saadet zinciri Fethullah Gülen'in hiç beklemediği şekilde, çok net bir şekilde koptu. Ve bu kopuşla beraber çok ciddi çözülmeler olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu çözülmelerle beraber cemaatin yepyeni bir şeye girmesi gerekir. Fethullah Gülen bu yeni döneme, yeni dönemin şeylerini, koordinatlarını, ilkelerini nasıl belirleyecek ve bunları hayata geçirebilecek mi? Bunların hepsi çok ciddi soru işaretleri. Evet, sonuç olarak peş peşe yapılan ve büyük ölçüde kendine aşırı güvenden kaynaklanan hatalar sonucunda Fethullah Gülen 40 yılı aşkın sürede oluşturduğu imparatorluğunu kaybetmek üzere. Bu aslında çok da kötü bir şey değil. Buna inanıyorum. Ama bunun doğurduğu travmalardan sadece kendisi ve cemaatinin üyeleri değil, tüm Türkiye'nin etkilenme ihtimalini de hiç yabana atmamak gerekir diyorum. İyi günler.